Selamünaleyküm, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Uzatmadan konuya giriyorum. Geçen video bir talihsizlik yaşadık. İstediğim şekilde bir tutorial çekemedim ama başta da yazmama rağmen sürekli gelip taşak geçtiniz. Sizin ben ama hayır, başta yazmışım, tamam mı? Nasıl pong yapılmaz yazmışım. Palyonço emojisini atmışım. Hayır, thumbnail'e bile koymuşum. Parantez içinde tutorial değil yazmışım. Tutorial'ın Türkçesini bilen anlar. Öğretici video demek tutorial, bir şey öğretmek demek. Değil yazmışım, tutorial değil yazmışım. Yetmemiş yorumlara yazmışım. Ama yetmemiş açıklama yazmışım. Çok boş yapıyorsun abicim. Boş yapmak için boş yapmadım ki. Bu nasıl cümle? Ben orada bir şey öğretmek için yola çıkıyorum. Öğretemiyorum. Sonra işte bunu editleyip atıyorum, tamam mı? Hadi gülüp geçsinler diye. Abi adam harbi bir şey öğrenmek için geliyor ya. Hayır, açıklamayı da okumuyor, başlığı da okumuyor, yorumları da okumuyor. Lan orada sabitlemişim yorumu. Hocam bir bak ya. Başlayalım kardeşim. Efe'li açtın, seçtin Kobel'i. Bak uzatmıyorum o kadar. Bugün size ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün ustamızın elinden bir Memphis çıkacak. Bugün size Memphis yapacağım. Ben Memphis'i yavaş severim kardeşim. Hızlı Memphis'ler bana göre değildir. Memphis yavaş olacağı için şunu hemen şöyle bir 110'a çekiyorum. Tamam mı? Şöyle. Şöyle tonlar var, tamam mı? Bu şekilde bir melodimizi yazmaya başlıyoruz bak. Melodi yazdığın yer burası. Gördün mü elimi? Bak mouse'u gördün mü? Gör mouse'u. Mouse'u gör. Bak şura kapalıysa kardeşim bak. Ekranın böyleyse, böyle bir ekrana sahipsen. Buna basıyorsun açılıyor, tamam mı bura? Buna basılıyorsun, bu da mikser. Master yaptığın yer. Burada açılıyor. Bak mikser master yazıyor. Kapattım bunu. Bu da piyano rol. Seçtin sesi. Buradan sesi seçmen gerekiyor bak. Burada seçtiğin ses gözüküyor. Buradan seçiyorsun. Sonra piyano role giriyorsun. Bak programı kullanmayı da öğretmemi istemeyin. Programı öğrenin öyle gelin. Sonra video uzuyor. Sonra diyorsunuz ki boş yapıyorsun. Kanka programı öğren öyle gel. Şu an programı anlatıyorum. FL'i kullanmayı bilmiyorsanız müzikte yapamazsınız. Buradan sesi seçtin. Bak buraya geldi. Burada piyano rol. Burada melodi diziyon. Geçen videoda anlattığım gibi. C5, C6, C4. En fazla C7'ye çıkarsın. Ama altına inmezsin. Çünkü neden? Çok kalın oluyor. Çok kalın tonu da istemeyiz. Yukarıda çok tiz oluyor. Çok tiz tonu da istemeyiz. Funk da böyledir. Diğer türleri bilmiyorum artık nasıl yapıyorlar. Onları hiç bilmiyorum. Funk yapıyorsan şu şekilde kullanacaksın. Şöyle. Şuraya denebilir. Tamam mı? C4, C5, C6, C7. O şekilde kullanacaksın. Melodi yazarken dikkat etmen gereken şeyler. Off-key olmaması. Başka bir şey de yok. Off-key olmasın yeter. Kulağına güzel geliyorsa her şey güzeldir. Master ile her şey adam edilebilir. Sadece off-key olmaması önemli. Bir de beatini güzel yaz. Melodi de biraz bok gibi olmasın yani. Melodi de güzel yaz. Hayal gücünüzü konuşturun burada. Kafanıza göre yazmaya başlayın. Melodi bu şekilde yazılıyor. 4 dakika oldu. Teknik detayları anlatalım. Tamam mı? Melodi yazayım, geliyorum. Devam edelim. Şimdiki tekrardan selamun aleyküm. Geldim. Beat'i bitirdim. 4 dakika olmuş video. Çok uzamasın diye yapıyorum, tamam mı? Sonra sövüyorsunuz ama. Şimdi diyeceksiniz ki be ama sen bize ne öğretiyorsun? Gittin müzik yaptın. Kanka şimdi tane tane anlatacağım hepsini, ne işe yarıyor, tamam mı? Sakin ol. Öncelikle sıfırdan başlayalım. 2-3 şey daha ekledim, tamam mı? Bu neydi? Bu ana tondu, tamam mı? Şey başlangıç tonuydu. Bu da diğeri. Bu da diğeri. Bir tane daha ekledim. Yani bunu ekledim. Sonra kick olarak bu. Sonra bu snare. Sonra bu hi-hat. Open hi-hat. Bu da bass. Bu şey. Intro'ya vokal ekledim o. Bu da acapella. Sonra bir riser attım. Bir de crash attım. Yok, crash atmamışım, pardon. Vibra attım. Bu da ne? Vibra'yı attım. Sonra Paternaire gelince kanka.
Sanki başta öğrettiğim gibi piyano rolden o şekilde ayarladı. Tamam, sesi seçtik şu şekil. Sesi seçtin, tamam, piyano role geldin. Hop, bu şekil. Seçtiğim melodi buydu, bunu yazdım. Sonra diğerine geçelim. İkinci pattern. Bu da hangisi? Bu. Bu da diğeri. Sonra üçüncü pattern'a geçelim. Bu da diğer şeyimiz. Bu şekil. 110 BPM'de. Sonra kanka melodiyi yazdık. Melodiyi yazdıktan sonra beat'i siz isterseniz burada yapın, isterseniz burada yapın. Fark etmez. Ben burada yapma taraftarıyım. Neden? Burada yapınca ses daha tok çıkıyor. Burada yapınca ayrı bir mix istiyor. Hani burada yaparsanız, piyano rolde yaparsanız şeyi, piyano rolde beat'i yaparsanız kick çok fazla çıkmayacaktır. Ben kick'in duyulmasını isteme taraftarı olduğum için kick'i burada atıyorum, yani beat'i burada yapıyorum. Şu şekil beat'i de dinleteyim istiyorsanız. Şöyle bir tüm sesleri kapatalım. Hemen. Bu beat kardeşim. Bu da melodi şu şekil. Böyle. Sonra işte akapele birazdan duyarsanız dinleteceğim. Burada mixini yaptım. Bunlar boş. Burada kickimiz var. Sonra 808 attım. Onun şeyi. Sonra openet var. Efektler var. Acapella'nın mixi var. Kanka mixi anlatmıyorum. Mixi neden anlatmıyorum? Mix çünkü biraz daha uzun bir süreç. Yani mastering yapmanız için biraz daha öğrenmeniz, biraz daha kendinizi denemeniz lazım. Mastering çünkü apayrı bir dünya. Yani Mastering'de kötü olan bir melodiyi düzeltebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Yani öyle güzel efektler var ki, pluginler var ki, yani hayatınızı kurtarır o derece. O yüzden bunlar ayrı bir dünya olduğu için bunları şu anlık anlatmıyorum. Bunlar biraz daha ekstreme kaçıyor. İsterseniz internetten araştırabilirsiniz tabi. Öğrenmenizde fayda var, öğrenin de. Mastering iyidir, mastering güzeldir. Pluginler filan sarıyor yani. Bir de altın bir detay daha vereyim. Memphis yapıyorsanız şeyi unutmayın. Yani tüm Memphis'ler için geçerli bu. Ya belki başkası farklı yapar, onu bilemem ama tüm Memphis'lerde bu tape cassette plugin'i oluyor, tamam mı? Bu olmazsa olmaz. Bu her türlü oluyor yani. Bunu koyun. Memphis yapıyorsanız. Bu videoluk Memphis yaptım. Diğer videoda funk yapmıştım. O videoda funk yapamamıştım daha doğrusu. Daha talihsizlik başıma gelmişti. Video çekememiştim. Alın size eğitici video. Bunu da anlamadım diyenin ben sülalesiniz. Bir saniye. Şöyle bir düşünüyorum. Anlatmadığım bir şey var mı diye üstünden geçmedim. Piyano rolü anlattım. Yani nasıl melodi yazılığına dair. Tüyo verdim. Beat'in nasıl yapıldığını anlattım. Bası anlatayım. Ha, bası anlatmadım kanka, bak. Bası unutuyorduk. Bas da şu şekil. Baslar böyle biraz kulak emcükleyen tarzda olduğu için 808'ler. Bunlar böyle uzatın, işte koyun, dizin, bir şeyler yapın. Ama bunları sakın melodiyle aynı şekilde yazmayın. Bunlar farklı olması lazım. Çünkü melodi de aynı olunca çok kötü oluyor. Duyulmuyor bile. Hatta melodinin içinden de geçebiliyorlar bazen. Şu şekilde uzatarak yapın ki duyulsunlar. Bir de mixini güzel yapın. Bu presetleri internette bulursunuz zaten. Arayın, biraz bulunur. Sonra kitlere gelince kitleri de aynı şekilde internetten bulup atarsınız FL'e. FL Studio kullanmayı bilmeniz lazım. Pong yapmadan önce. Bilirseniz her şeyi yaparsınız. Onun dışında anlatacak başka ne kaldı? Şöyle bir düşünüyorum, üstünden geçmedim. Başka da bir şey yok herhalde kardeşim. Bu videoluk Memphis yaptım. İşte abi derseniz, işte Brezilyan da yap abi, Brezilyan da görelim derseniz, Brezilyan da yapar gösteririm. Onun şeyleri nasıl, müzik ölçüleri falan. Onları da anlatırım kardeşim. Hızlıca detaylı üstünden geçtik. Bakalım kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş, çok güzel. Şimdi de demeyin kanka, ben hiçbir şey anlamadım demeyin yani, anlattım ama. Siktir, araştır. Her şeyi ben yapayım. Böyle. Hadi dinleyek. I'm sorry I'm calling in such an hour, but I thought you might be worried about the security.
Öyle. Bu şekil. Hadi kolay gelsin. İnşallah istediğiniz yere ulaşırsınız. Böyle de bir video oldu. Şimdi anlatmayın derseniz sizin oğlum var ya. Vuruyor.